Nurucim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 20. mektuptan Bismi Subhanehu ve immin şeyin illa yusebiye bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhi ve yumit, ve huve hayyun la yemut bedin hayr, ve huve ala külli şeyin kadir, ve ilehil masir. Arkadaşlar, buradan çok hoşunuza gidecek. Çünkü benim zevk aldığım bir ders. Çünkü ben bunu size yapıyorum ama hakikaten ciddi söylüyorum. Benim ihtiyacım olan bir ders. Bu dersi teşekkür ederim. Dün nerede yaptık? İstanbul Çıksal'ın denilen bir yerde yaptım bunu. Yani insan başka yer yok mu? Gene bugün de burada yapacağım. Siz yoktunuz ama ben vardım. Çok hoşuma gitti. Hakikaten hoşunuza gidecek. Yedinci kelime, bir de beraber bakalım bunlar. Ve yumit. Yani mefti veren odur. Ölüm. Ölüm korkusundan bahsedeceğim. Değil mi? Herkesi korkutan değil mi? Ölümden korkmayan var mı? Korkmayan. Sen korkmuyor musun? Allah Allah, niye? Allah Allah, hayret. Başka? Sen de korkmuyorsun öyle mi? Onun için korkmuyoruz ha? Tamam. Güzel. Allah Allah, hayret. Ben korkuyorum yani. Yani herkesin ölmesi benim ölüm korkumu kaldırmıyor. Ama böyle yapacağım ders itibariyle bakınca ölümden korkmayacağız. Hakikaten güzel bir şey olacak. Bak ölüm neymiş. Mefti veren odur. Kim veriyor? Allah veriyor. Yani kanserli adam ölmez. Beyin kanamasıyla adam ölmez. Beyin kanamasıyla adam ölmez. Tansiyonla adam ölmez. Trafik kazasıyla adam ölmez. Allah Allah, öldü ya. Şimdi askerlik, siz tabii askerlik yapmanız. En büyük, en yaşlımız kaç yaşında? Sen yaşlı hocalarısın. Kaç yaşındasın? 20. En küçük kaç yaşında? Salih'tir herhalde. Kaç yaşındasın? 12. Tamam. Şimdi askerlikte şöyle bir şey var. Askerlikte. Mesela necisin diyorlar. Ben piyadeydim diyorsun. Ben mesela kendim söyleyeyim. Tam da piyade de neciydi? Köprücü bölüğüydü. Yani savaşta vadiden vadiye, suyun üzerinde veya boşlukta vadiden vadiye ordunun tankları ve araç gelişleri geçmesi için köprü kurulur. İnşaat köprüsü değil. En fazla 20 dakikada köprü kurmak zorundasın. Yani şimdi ben oranın bir şey anlatmak için söylüyorum. Bölük çavuşuydum vesairesiydim. Şimdi ben benimle askerlik yapanların da efendim 18 aydı. Benim de 18 aydı. Yani en neferden en üst komutana kadar, yani askerlik yapanlar için hepsi aynı müddetti, yani 18 ay. Peki kağıdımıza şu yazıyordu. Bu neyle askerlik yaptı, ne yaptı? Diyorlar ki kademe çavuşuydu, bölük çavuşuydu, bölük asubayıydı, işte veya teğmendi, kısa dönem teğmendi. Yani kağıdına şu yazıyor, çok arkadaşlar bu çok önemli. Bu adam tamirciydi. Ötekisi çaycıydı. Bu tamirciydi. Bu boyacıydı.
Bu şofördü. Tamam. Yani kağıdına neyle mezun oldun? İşte arkadaşlar, herkesin ömrü değişmez. Ama ne ile öleceğini aynı o meslek gibi. Tamirciydi, boyacıydı, çaycıydı. Şofördü. Bölük komutanın postasıydı. Ha, bu kanserdi. Ne ile geldi ahirete? Kanserdi. Tansiyon hastasıydı. Kalp krizi geçirdi. Trafik kazasıyla gitti. Bu ev, bu demek. Elektrik çarptı. Bu elektrik çarptığı için ölmüyor. Ömrü bittiği için elektrik bahanesi oluyor. Yani o zeminde Allah alıyor. Yani anladınız mı? Askerlik müddeti aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ama ne yaptın yani? Askerlikte ne ile mezunsun? Teris oldun. Ne ile teris oldun? Kanserle teris oldun. Dünyada ne ile teris oldun? Dünya askerhanesinde. Efendim, tamircilikte ben mezun oldum. Demek ki hastalıklar, kanser, evinize gittiğiniz zaman, mesela babaannendir, şudur budur, ha kanserdir, işte tansiyondur, böyle. Ha bunun asker, dünya askerlik hanesinden teris olmak için Cenab-ı Hakk'ın vesilesi. Sebebi. Yoksa insanı öldüren, ömrünü tüketen kanser değil. Kanser değil, unutmayın. Kanserli adam ölmez. Kanserli adam öldürmez. Yuhyi ve yumit. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Ha, onu bahane yapar. Anladık mı? Çünkü ondan mefti veren odur. Onun için hiç kimse korkmasın. Niye? Ömrü kadar. Peki, odur dedik, mefti veren. Yani hayatı veren, o olduğu gibi hayatı alan, mefti veren dahi yine odur. Peki niye korkuyoruz? Şöyle. Hayvanlar niye korkmuyor? Mesela burada hayvanın bir tanesini kesin. Ötekisi burada otlar. Onu da keseceğiz biraz sonra. Korkar mı, korkmaz mı? Korkmaz. Niye? Başka? İlgilendirilmiş olabilir. He? İlgilendirilmiş olabilir. Beni? İlgilendirilmiş olabilir. Yok. Allah kurban oluyor. Aklı olmadığı için düşünemiyor. Yani biraz sonra desen ki sığırcıya bak lütfen. Bak biraz da bir akılsızlık yapma, hayvanlık yapma lan. O küs kapalı. Biraz sonra kesileceksin lan. Anlar mı? Evet, ciddi. Ha, o küzün aklı olmadığı için geçmiş ve gelecekle alakası yok. Bak, dün ahırda falanca kesildi. Haberin var mı? La şimdi kesiliyor öteki. Sen kesileceksin. Niye? Aklı olmadığı için. Demek ki akıl bizi alakadar ediyor. Akıl cihetiyle biz ölümden korkuyoruz. Ha, akıl. Şimdi aklı hallettik mi? Ölüm kalkıyor işte. Nasıl haletsiz? Bak. Ustad diyor ki, ustadımız, akıl bir alettir. Tornavida gibi, pense gibi, Türk anahtarı gibi, İngiliz anahtarı yok, Türk anahtarı. Tamam, böyle. Böyle anahtar gibi. Anahtar. Akıl böyle bir anahtarmış. İyi dinleyin ama, burası çok önemli. İnsan geçmişten elem alır, gelecekten korku alır. Korkunun hedefi gelecek. Yani, geçmiş öyle. Lan nereden yaptım ya? Nereden dedim ya? Lan nereden gittim ya? Nereden kursu bıraktım ya? Lan et olsun, nasıl uydum nefsime ya? Ya ben bu yurdu nasıl bıraktım ya? Bırakan arkadaşlar olunca, 3 sene, 5 sene yaşlanacak, evlenecek. Ondan sonra nerede eğitim alacak? Böyle eğitim alabilir mi? Nerede alabilir? Babanın işini alabilir mi? Mümkün değil. Çoluk çocuğu var, işi var, tepesine binmiş. Ne şey yani? Kafa mı kaldı? Zaten kafa dağılmaz. Ama ne diyor? Ah kafa, ah! Kurstan kaçtım. Kaçmasaydım ya. Heh. Geçmişi düşününce insan elem alır. Elemin yönü geçmiş, tamam mı? Geleceği izah edemezse insan, yarın büyüyeceğiz olan toprak, şey var, kefen var, toprak var, kabir var, hesap var,
Sırat köprüsü var. Var da var. Ondan nasıl çarpacağız? Ha, şimdi peki geçmişini ne diyor? Ha, keşke ya kaçma. Ama sizin gibi sebat edip kanaat eden ne diyor? Ne diyecek? Elhamdülillah. Sabrettik. Sıkıntı gitti. Elemi gitti, lezzeti kaldı. Aynı böyle. Ben sizin gibi geçiriyordum. Ömrüm benim ranzalardan geçti. 12 yaşından beri ben ana baba görmedim. İnanın. Belki 2 senede bir mübalağasız, senede bir, zaten babamı 7 sene görmedi, almayadaydı. Annemi işte bir senede bir gördüm, bir defa olmuştu, belki 2 defa. En az 2-3 defa, 2-3 sene sonra oluyordu. Hele lise döneminde hiç görmedik zaten. Ondan sonra, biz 17 yaşında zaten dershaneye tamamen şey yapınca bu sefer, annemi 15 sene görmediğimi biliyorum. Anne babamı 15 sene. 15 sene, inanın. Acayip bir yerdeydim ve vazifedeydim. Dönemezdim. Gelemezdim. Neyse uzun. 15 sene görmedim. Peki, niye anlatıyorsun Hasan bunu? Hasan o abilerin, abinizin. Şunu yapıyorum bak. Geçmişimi geçiyorum. Elhamdülillah. Geçtim, iyi geçti. Geçmişten ben keşke ya. Nereden ben yani kaçtım etmedim falan demiyorum. Hamdolsun. Ama şöyle de yapsaydım daha iyi olurdu. Çocukluk işte diyorum. Bak geçmişten elem yok. Görüyor musun? Burak. Ama kaçsam nereden kaçtım ya derdim. Şimdi geçmişim iyi elhamdülillah. Geçmişim iyi oldu mu geleceğe cesur bakıyorum böyle. Aynen. Daha ne korkacağım? Ha demek ki geçmişimiz iyi olursa geleceğe ümitle bakarız. Ha, kabir gelecek olduğu için bizi korkutan geçmişimizin kötü olmasında. Hesap ya. Bana soracak, kaza namazım yok. Tamam, kaza namazım yok. Kaza orucumu yok. Tuttun, ödedim. Tamam, yok. Şimdi bana diyecek ki, defter açacak. Sen kaza namazın var. Böyle bir şey yok. Olsaydı benim vicdanıma ve kafamda olurdu. Bir şey anlatmak için. Sen efendim şu rezilliği yaptın. Öyle bir şey yok. Bana diyecek ki niye kalp kırdın, niye adama bağırdın? Tamam ama sebabım da var da bu tarafa onu da bak. Bak o da var, o da var. Falan. Şimdi geleceği nasıl oluyor? Ne anlatmayayım? Gelecek korkusunu geçmişteki benim güzel hayatım ümit veriyor. Tamam. Bir, gelecek ölüm korkusunu ortadan kaldıran sebep bu. İki, kendine vücut rengini vermeyeceksin. Yani, bu mülk ben kullanıyorsam, buna ben diyorsam da, aslında Allah'ın emaneti. Arabayı emanet kullanıyoruz ya, başkasının. Ne yapıyoruz? Aman dikkat edelim ya, çizilmesin, tozlanmasın değil mi? Emanet. Bu sen arabayı şey yapar mısın? Vay ona buna bir garaj yapayım, bilmem ne yapayım, süsü takayım, boyasını. Yok, emanet o kadar şey yapılmaz ama temiz kullanırız. Bu vücut aynı araba gibi emanet. Emanet olarak düşünürseniz kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin der. Yani ölümden kim korkar? Kendine sahiplenen, bu benimdir zanneden korkar. Senin değil. Emanet vermiş. Emanet sahibine göre kullanacaksın. Anladık mı? 3. Geleceği düzeltiyoruz. Hani. Ahirete iman. İmanı bil ahiret deniliyor. Amentu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli. Sonra? Vel yevmil ahir ve bil kaderi. Ha, 5.'si nedir? 5. Ve vel yevmin ahir. Ahirete imanımız ne kadar artarsa gelecek bize korku olmaz. Kabirden korkan kabri izah edemeyendir.
Şimdi ben Azrail'i anlatayım size. Bak herkesi korkutan Azrail. Şimdi bir misal söyleyeyim. Senin adın neydi? Bilal. Bilal kaç yaşındayız? 12. 12. Bilal, en çok sevdiğin insan olarak kim var yaşayan? Şu anda dünyada yaşayan. Peygamber değil. Anne. Annen. Anneni çok seviyorsun. Tamam. Şimdi Bilal, oturuyorsun böyle evde. Annen oradan girse, yani çoktan beri görmemiştin yani şöyle bir hafta. Ne kadar görmedin şimdi? Dün gördüm. Tamam. Şimdi Bilal, üç gün gelse, eve gittin ama anahtar girdin bak şimdi. Girdin için oturuyorsun, iyi dinleyin ama bak çok güzel. Annen geldi, annen kapıdan girse, çok korktum anne ya, sen misin yapar, der misin? Ne dersin? Sen, sevinirsin değil mi? Anne! Değil mi? Mesela, diyelim ki kursunuza ben geldim. Beni görünce çok korktuk, ödümüz patladı ya. Dedin mi? Ne dedin mesela tahmin et? Ne hissettin beni görünce? Sana bir yerde sevindim. Sevindim. Hah! İşte, iyi ki öyle sevindiniz çünkü ben de kendimi şu kötü suçlu hissedecektim. Değil mi? Bak şimdi. Nasıl olacak biliyor musun Azrail? Azrail aleyhisselam senin en çok sevdiğin annenin simasına girecek. Şimdi demiyorum yani korkma da. Ne zaman öleceksin? Müslümana şöyle gelecek Allah, kafire değil. En çok Bilal'la konuşuyoruz, tamam mı? En çok Bilal kimi seviyormuş? Annesini. Allah bunu rencide etmemek, ömrü kursta eğitim yaptı, namaz kıldı, oruç tuttu, kursada kaldı, kitapta okudu, öyle doldu, böyle doldu ama Müslüman geçti. Allah bunu rencide etmemek için, rahatsız etmemek için, bunun güzel canını almak için teris, canını almak teris demez. Teris tezkeresi. Askerden çıkacaksın ya. Sen askerden geleceksin. Bilal! Askerden teris oluyorsun ya. Nereden teris olduk ya? Keşke olsaydık der misin? Baklan, takla atar değil mi? Ha. Şimdi Azrail aleyhisselam şöyle olacak. Oturuyorsun ya. Anne ne haber? İyi mi oldu? Sen nasılsın bana? Meğer Azrail onun simasına girmiş. Cebrail aleyhisselam Dihye suretine girmedi mi? Dihye radiyallahu anh sahaben girmiş. Peygamberin yanına oturuyormuş sahne. Biliyor musunuz onu? Böyle entareli. Cebrail aleyhisselam geldi. Dihye denilen sahabe. Radiyallahu anh bir sahabe. Sahabenin adı Dihye diye. Oturuyormuş. Selam veriyormuş. O da sahabe zannediyorlar herkes. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Diyor ve aleyküm selam ve rahmetullahi. Peygamber aleyhisselam da selamına diye oturuyor. Bizim peygamber biliyor bunun Cebrail olduğunu ama Dihye suretine girmiş. O şekilde girmiş. Tamam mı? Efendim bunlar ne diyor? Sahabe biliyor. Sordu. Ey Allah'ın Resulü bir şey sorabilir miyim dedi. Ben uzaktan geliyorum. İman nedir dedi. İslam nedir dedi. İhsan nedir dedi. Soru sordu. Niçin soru sordu? Öğrenmek için değil. Soru sorarken bunlar öğrensin diye. Cebrail aleyhisselam hangi kisveye girdi? Dihye radiyallahu anh. Azrail aleyhisselam da o tipten. Dört melaike aynıdır seviyeleri. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aynıdır. O Dihye suretine girdiği gibi Bilal'ın annesine girecek. Cebrail aleyhisselam girdi. Tamam. Oo annene bak. İyiyim Bilal'ım. Nasılsın? İyiyim. Oğlum ne zamandan beri oturuyorsun? Anne ya birkaç saat. Gel oğlum dışarı çıkalım. Hadi biz kestirelim. Yok anne ben gelmem. Hadi peki anne. Annen seni kapıdan çıkarıyor. Meğer Azrail'miş. Hiç haberin yok. Ruhun gitti. Ceset masada sağa kafa düştü. Sağa düştü. Bu. Hala gidiyorsun ha. Aynı böyle olacak. Bir tanesini size anlatayım. Mukadder abi var bu 80 küsur yaşında. Çatalcı'da. Ben bunu anlatmadım. Hastane ziyaret ettiğim yaşlı bir zatı. Mukadder abi diye Çatalca'da birisi var. Onun arkadaşı var. Arkadaşı beraber hastanede 4 kişi yatıyorlar hasta. 1, 2, 3, 4. Arkadaşı babasına bakarken babası yatıyormuş. Bak çok hoş. Olmuş ha. Bu benimsi ilim. Bu vaka. Arkadaşı tuvalet emine çıkmış abdesti. Gelmiş ki babası ölmüş.
Hastanede bakıcıyken, babasının bakarken, nezaretçi ya. Hani derler ya, kaş göz arasında gitti. O kadar bu anlattıklarım işinize yarayacak ki. Çünkü buradan gittiğiniz zaman evlerinize babaanneniz, dedeniz, amcanız, dayınız, babanız, annenizin ölümlerine şahit olacaksınız yer yer. Denk gelirse tabii. Bu söylediklerimi hatırınıza gelecek. Bize de anlatılan hep geldiği gibi. Ondan sonra Allah Allah üzüldü ya, anam abdeste çıktım, adam gitti, babam gitti ya. Neyse, çok üzüldü, gömdü. Üçüncü gün rüyada görüyor. Baba dedi, ben abdeste çıktım dedi. Sen nasıl öldün dedi ya. Kaş göz ortasında. Nasıl hemen gittin? Ne dedi biliyor musun? Ya oğlum dedi, sen tanımazsın dedi. Bizim köyde eskilerden birisi, çok sevdiğim birisi dedi. Baktım hastanede beni ziyarete geldi diyor. Ziyarete geldi. Aa baktım, ha hiç kimse tanımıyordu. Ben tanıdım, hemen gözüm açıldı. Ha böyle şey yaptım diyor. Orada birisi vardı diyor hastane komşunda. Ona baktı, güldü dedi. O da ona güldü. Ona geldi dedi. Ona da güldü. O bizim şey. Yani hastane ziyareti görünce paldır küldü gelmiyor ya kaba adam. Sırf sana gelmiyor. Oo selamlar, aleyküm selam, geçmiş olsun arkadaşlar. Allah sıhhat ve afiyet versin diyorlar ya. Şimdi ona bir selam ver. Üçüncüye de selam verdi. Aa ne haber falan, nasılsınız, geçmiş olsun dedi diyor. Ben de, aha bana geldi diyor. Bana da geçmiş olsun dedi. Bana dedi ki, çaktırmadan hadi çıkalım bir gezelim havalı. Sevdiğim köylüm dedi ya. Eskilerden. Ben işaret ettim, bir çıkalım dedi. Ben de kalktım arkasından gittim dedi. O hastaneden çıktım daha hiçbir şey anlamadım dedi. Kapıdan çıktım daha hiçbir şey anlamadım. İnan böyle. Sonra bunu anlattım. Ama çaktırmadan şöyle anlattım ona. Şu anda yaşıyor. Dedim ki Mukadder abi 80 küsur var değil mi? 83, 83. Mukadder abi benim ilmi bir tespitim var. Nasıl dedim? Sen mesela dedim, herkes örnek verir ama sen beni seversin değil mi dedim. Severim dedi. Severim. Dedim ki burada evde oturuyorsun. Ben şimdi seni ziyaret ettim. Hiç sıkıldım yok, çok sevindim dedi ya. Vakıf bir bana abi diyor. 83 yaşında da hürmeten. Tabi mesela. Yani, abim diye hitap eder. Sana abim diye böyle. Çünkü çok seviyoruz ya. Sakarlaşıyorum ben de. Hatta diyorum. Hala gitmedin ya, beni meşgul ediyorsun. Git de bana kurtulalım. Adam gibi gelirsen gel, gideceksin git falan. Şakalaşıyoruz böyle. Dedi ki abi. Dedim ki sen beni seviyorsun. Severim dedi. Şimdi ben oradan geldiğim zaman sıkılır mısın? Yok dedi, ne sıkılacağım ki dedi. Ne anlatacağım? Azrail aleyhisselam örneğin benim simam da sana gelecek. Durdu. Bana şöyle acayip bakıyor şimdi. Acaba o mu şimdi? Benim simam da gelecek. Mukadder abi hadi bir çıkalım, öyle yapardım. Hadi bir çıkalım, derse gidelim. Benim işim gücüm ders. Hadi derse gidelim. Bilmem. Gelmez miydin dedim ya. Sağlığın sıhhat. Görmez olur mu? Hiçbir zaman ben yapmadım ki dedi, gelmemezdi. Ha onun adı işte şimdi gelmek. Şimdi benimle geleceksin. Arkadan benimle çıkınca cesedin şöyle olacak. Kafayı yedi. Öyle olacak değil mi dedi. Aynen öyle olacak. O zaman ne dedi biliyor musun? Dört gözle seni bekleyeceğim dedi. He ya. Benim Rabbim öyle yapacak ona. Benim Rabbim üzmez. Benim Allah'ım böyle bir Allah. İnanın. Ben temenni etmiyorum. Zatına yemin ederim. İnanıyorum. Benim Allah üzmez. Benim Allah'ım böyle. Rabbul Alemin'den bahsetmiyor. Rabbim'den bahsediyor. Seni üzmeyecek ve benim simamdan sana gelecek. Ben hiç gördüm mü rüyada? Çok gördüm hastanede dedi. Hiç beni de aslında şüphe ettin mi? Yok dedi. Ha öyle olacak. Ondan sonra başladı ağlamaya. Elimi tuttu. Okşuyor. Ya ölüm kadar güzel bir şey bak olmazsa. O kadar güzel ki arkadaşlar. Cennet mi güzel, dünya mı? Peygamberler ve sahabeler mi daha iyi insan,
Şimdi yaşayanlar mı? 124 bin peygamber değil mi? Şimdi biz cennetin güzelliğini görsek, üstü açılsa, perde açılsa, burada kimse kalır mı? Kalmaz. Adam intihar ediyor ya. Bir kızı sevdim diye, parayı ödeyemedim diye değil mi? Mal için. Öyle değil mi? İntihar ediyor. Peki cennetin güzelliklerini görse ne yapar? Bir tane kız değil, bir para değil, dünya değil, araba değil, bisiklet için, motor için değil mi? Çok hızlı sürerken bak ha, dün buradan giderken, dün motorda, İsmet biliyor, adam ölmüş, üzerine bez örttüler. Yeni dün motosiklette. Dün buradan çıktım, bir yarım saat sonra baktım, üzerine şey örtüyorlar caddede, bez örtüyorlardı. Hiç hastanede kaldırmadan bez örtüyorlardı. Motorda orada uçmuştu. Yeni. Peki, bilmem ne için intihar edenler cennetin güzelliğini görseler intihar etmezler miydi? Ederlerdi. Hemen ederlerdi gideyim diye. Niçin etmiyor? Çünkü Allah bunlar burada kalsın, iş yapsınlar diye tabutla, kefenle, toprakla çirkin gösterdi ki kalsınlar buraya, hemen gitmesinler. Tamam mı? Şşş, 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 değil mi? Hani tabağı yaparız ya, şşşt veya sığra. Lan girme lan bu tarla. Şşşt, şşş, şşş, şşş. Hani ahirete gelme diye Allah bizi tabutla, kefenle iti veriyor. Geç buraya, geç. Olmaz, dur. Bazı benim gibi böyle deliler, tamam mı böyle, biraz onun üzerine aralıyor, bak öyle güzel ki, acayip bir yer deyince adam ölesi geliyor. Hiç. Azrail'de şimdi korktunuz mu, korkar mısınız? Sen en çok kimi seviyorsun sen? Anne. Sen de mi anneni seviyorsun? Hiç babayı seven yok mu ya? Sen, Burak, sen de mi annen? Maalesef diyorsun. Abi ben ikisini de. İkisinde. Yok, annedir o da. Ben Murat abi söylüyorum. Allah Allah. Hocanın, Murat abinin, buranın. Maşallah ya. Fesmanallah. Hocanın şeklini gelecek, inan bana. Hasan abi, her zaman bize Azrail'i kötü gösterdiler. Gelecek, bir mızrak ve canını alacak. Sizler yapıyorlardı. Hep bize kötü gösterdiler. Ama sen Ketenlikli miydin? Paşenik. Sen Ketenlik. Hani Yunanistan. Paşenik. Paşevik. Ya mizrakla kafayı kesiyor, doğuruyor, bilmem ne yapıyor diye. Melek böyle olur mu? Hasan çağırıyor. Ha? Yani böyle vardı şey abi, bir film Hasan izlemiştim. Böyle Hasan çağırıyor, işte cehenneme çekiyor. Sabah ezanı okunuyordu, kulağı okunuyordu. Ama sadece bir rüya. Tamam, ya. Oysa Allah çok güzeldir. Böyle Allah'a yanlışlık yapılmaz değil mi? Yani siyah gösteriyor, seni öldürüyor. Korkutuyorlar ki, böyle adeta böyle din deyince, Allah deyince, melek deyince, insanlar niye ürküyor? Ben ona ürküyorum. Ürkütenlerden ürküyorum. Anlıyor musunuz? Allah ile korkutanlardan ben korkuyorum. Çarpmayasın. Allah ile korkutanlardan ben korkuyorum. Allah ile beni tehdit edenlerden korkuyorum. Ben onlardan korkuyorum. Onlardan kork, o adamlardan korkuyorum. Allah'ı ben seviyorum. Korku yok mu? Var. Az. %20-30. 80'i seviyorum. Bağdır. Benim Allah ile bağ sevgidir. Ve çok da zevk alırım. Allah'ımla konuşurum duada. Ya Rabbi, senin için fazla mühim değil ama bunu bana ver ya. Baktım vermedim. Ya Rabbi bunu istiyorum ya. Bunu istiyorum. Eğer kötüyse düzelterek ver. İşte inan veriyor hep. Yalan mı söyleyeceğim sana? Veriyor. Veriyor. Ya Rabbi bunu istiyorum ya. Bunu bana vereceksin. Ver istiyorum. Acayip bir şey ya. Bazılar para atıp dua ediyor. He? Para atıp dua ediyor. Kim? Havuza para atıp. Havuza ha. Boş ver onları. Yani öyle saçmalık. Tabii. Oysa para atıp havuza bir şey yapıp dua edeceğine
Namaz, seccade atıp namaz kıl, dua et. Değil mi Bilal? Ha tabi ya. Böyle, Allah öyle böyle konuşuyor. He? Allah'a rüşvet verin. Tabi estağfurullah. Değil mi? Şimdi, ölüm güzel değil mi? Evet. Tabi ya. Peki, nasıl ayrılacak ceset ruhtan, onu size misal vereyim. Odun düşünün, bir odun. Şöyle bir odun. Tutuştun. Değil mi? Odun nerede? Burada. Kaç kilo? 10 kilo. Peki yaksak, bu şehrin neresinde odunun ısısı? Yok, ısı çıktı. Nerede? Her yerde. Değil mi? Bak, yaktık odunu, çıkan ışık yok mu? Işık, ısı, sıcaklık, duman, rüzgar onu alıp götürmez mi her yere? Götürür. Ha, bu odundan kasıt cesettir. Odunun içerisindeki nur, ruhtur. Odunda bulunan duman, nefistir. İkisi zıt ya. Duman, nefis örter, nur açar. İki tanesi. Peki, odunun neresinde duman var? Altında mı, sağında mı, solunda mı, neresinde duman var? Hah, evet. Odunun her yerinde duman var. Sağında var, solunda da var, altta var, her yerinde. Peki, her yerinde duman varken, nuru nerede? O da orada. Demek ki, odunun içerisinde bulunan nur, sağında, solunda, altında, üstünde, her yerinde değil mi? Nur da her yerinde, duman da her yerinde. Ha, cesedin her yerinde ruh, her yerinde nefis var. Her yerinde. Ölüm anında dumanla nur birbirinden ayrılıyor. Dumandan kasıt nefis. Peki diyeceksin ki o, abi ya bu cesette hem ruh, hem iman, hem küfür. Hem namaz kılırım, kılmam. Hem de, deme, ver, verme. Nasıl iki tane zıt bir şey var? Odunun içerisinde dumanla ışık yok mu? Duman yansa böyle burayı göz gözü görmez değil mi? Kapatır. Işık ise aydınlatır. Ha, ikisi nerede? Aynı yerde. Allah da nefsi de ruh da aynı yere koymuş. Aynı odun gibi. Suyun içerisinde hidrojen var, bir de oksijen var. Birisi yanıcı, birisi yakıcı. Hidrojen yakıcı, oksijen yanıcı. Yanıcı, yakıcı ama su. Yanması gerekirken söndürücü olmuş. Bu ceset gibi. Ha, şimdi ruh da, cesette de böyle, nasıl ki bunun içinde iki tane zıt şey var. Yanıcı, yakıcı. Burada da iki tane zıt şey var. Nefisle ruh. Tamam. Allah'ın izniyle. Demek ki ve yümit, mefti veren odur. İşin başında Allah mıdır? Tamam. İşin başında Allah olan bir şeyde hayırsızlık olur mu? Ne güzel değil mi cevap? Allah işin başında mı? Evet. Tamam, korkmuyorum. Mesela evde gürültü olsa, o mutfak karıştı falan, ne oluyor falan, babanız dedi ki, oğlum baksana, baba endişe etmen gerekiyor, bab annem orada, ha tamam. E kardeşlerim var ya, iki üç tane kardeş, alt üst ediyordu, ya ne yapıyor falan, heyecanlanıyordunuz. Ama baba gerek yok ya, annem orada, annem işin başında, işi ele aldı. Ha tamam canım, otur. Annesi orada canım. Ha, benim canımı alırken Allah var mı haşa? Var tabii canım, Allah işin başında. Allah varsa ne korkacağım ki işte. İşin başında Allah var. Ha tamam hani. Ne kadar hoş ya. Allah hani o haşta mesela oturuyor da, ulan ne yaparsanız yapın ya Azrail. Siz ne yaparsanız yapın. Öyle yok ki. Azrail de perde, yapan Allah. Nasıl ki kullar itiraz etmiş, yani şey Azrail aleyhisselam itiraz etmiş, ya Rabbi senin kullarının canını alırken hep bana hücum edecekler. Azrail canımı aldı, Azrail canımı aldı. Benim de ağrıma gidiyor dedi Azrail aleyhisselam. Allah da dedi ki merak etme, kimsenin hatırına sen gelmeyeceksin. Kanser koyacağım senin ağrına, verem koyacağım, kalp krizi koyacağım, şeker koyacağım, tansiyon koyacağım. Yani ceyran çarptı diyeceğim. Tamam mı? Trafik kazası yaptı. Hiç kimse Azrail'i hatırına getiremeyecek. Demek ki Azrail ile bizim aramızda bunları koymuş. Aynen bunun gibi de Allah ile Azrail de bir perde aramıza. Onu da kaldır, direkt Allah yapıyor. Nasıl ki kanser bizi öldüremez, Azrail öldürüyor ama onu perde yapmış. Yoksa hemen itirazı ne olurdu? Hastalıkları kaldıralım. Direkt Azrail alıyor şimdi. Tamam mı? Zaten o alıyor.
Kim öldürdü? Azrail. Ya Azrail şimdi mi buldun ya? Çocuğu var bu kadının ya. E bu bebeği mi buldun ya? Hep itiraz olacak. Şimdi ne diyoruz? Kalp yetmezliğinden gitti. Azrail'i hiç kimse hatırına getirmiyor. Azrail bu arada sıyrılıyor. Peki, biz bu derslerle hastalığı kaldırdık, direkt gördük Azrail'i. Azrail sen kimsin dedim. Ben adama sordum, sen kimsin? Ben de perdeyim dedi. Çık aradan o zaman. Direkt Allah. Ben arama, seninle benim arama kanseri manseri sokmadığım gibi Azrail çık oradan. Azrail de bir perde yapan Allah. Allah mı canımı alıyor? Evet. Onun eliyle ama o alıyor. Tornavidayla ama ben kullanıyorum tornavidayı. Ha? Yani tornavidayı kimse ceza vermez. Onu kim kullanıyorsa. Allah mı yapıyor? Allah yapıyor. Bu işin başında Allah mı var? Allah var. Mesele yok. Tamam. Bu kadar kolay. Benim de hoşuma gitti bu iş. Bundan sonra ne diyeceğiz? Ölümün başında kim varmış? Allah, Allah var. Allah işin başında ise hayırsızlık olur mu? Kötü olur mu? Olmaz. Mülk de onun zaten. Niye sahipleniyorsun? Yani hayatı veren olduğu gibi hayatı alan, mehdi veren dahi yine odur. Niye? Ölümü veren niye odur biliyor musunuz? Allah olmasa can çıkmaz. Nasıl çıkmaz bak anlatayım. Şaşıracaksınız. Adam trafik kazası geçirdi. Eli, bacağı, kafası parçalandı ama hiçbirisinde koldan can çıkmıyor. Oynuyor. Ne yapardınız? Baban oynuyor orada. Kolu, bacağı. Oğlum beni kurtar diyor kafası. Vücuttan ayrılmış. Ölmüyor. Paramparça olsa. Yani hepiniz mektup okudunuz. Atom var ya atom. Atomun etrafındaki elektron, proton gibi olsa can. Şimdi siz atomdan elektronu alabilir misiniz? Nükleer enerji olur. Alamazsın. Şimdi Allah da hayatı vücudun atomuna kadar sokmuş, sirayet etmiş. E atomdan nasıl alacaksınız hayatı? Adam trafik kazası geçirmiş ama kafa kopmuş. Bel kopmuş, el kopmuş, oynuyor. Oğlum beni kurtar. Çıldırmaz mısın? Ulan ne yapayım ya babayı, nasıl yapacağız ya? Çıkmıyor canı. Yani çıkmıyor. Solucan öyle ya ki bir tane şey vuruyorsun kazma. İki tane solucan oluyor. Ölmüyor. Ulan o iki, on parçaya da bir kazma geliyor gene iki tane oluyor. Ağacın dalı gibi. Kesiyorsun, sokuyorsun meyve çıkıyor. Kesiyorsun, çıkıyor. Yani köke gerek yok. Şimdi Allah zerreden, atomdan, atomun içerisindeki enerji gibi olan ki daha ince, atomun içindeki enerjiden daha ince hayat girmiş içine. Nasıl çıkaracaksın atomdan? Şöyle düşün. Elektriği taktılar. Burada bir demir var. Adam elini sürdü, çarpar değil mi? Ya sen fişi çekmeden bu elektrikten, demirden elektriği atabilir misin? Bıçakla kesebilir misin? Sen bıçak sürdün adam seni de keser. Yani bu demirde, demiri sürdünüz ya diyelim. Tamam şu demir. Elektrik taktınız. Demiri sürsen çarpmaz mı? E şimdi demire desen ki ya yeter ya falan makasla falan. Laf dinler mi? Buradan ceylan atabilir misiniz? Neyle atarsınız? Fişi çekerse. Ha Allah da bizim fişi çekmese zerrelerden hayatı kimse alamaz. O zaman perişan olurdu. Baban en orada duruyor. Böbreği çürümüş ama ağzı burnu hala devam ediyor. Belden aşağı gitmiş kafa duruyor. Ölmüyor. Yansa zerreleri külünde can var. Oğlum falan oynuyor. Şöyle tozlar. Kül. Ne yapardın onun? Basamazsın şey yapamazsın. Ona babamız şu. Baba kim? Şu kül ya. Çıkmıyor. Öyle mi? Baba oğlum falan. Baba neredesin? Küldeyim falan. Yani demek ki Allah lazım ya. Değil mi? Ha? Çok zor değil mi? Şimdi nasıl alacaksın canını sen bana söyle hadi. Hani bazılarına diyorum. Azrail aleyhisselam öyle pat diye herkesi gelmez ha. Onun bir de hizmetçisi var. Değil mi? Mesela biz İstanbul'da, Zeytinburnu'da, Dikurs'ta benim bir sürü yardımcılarım var. Bir sürü. Bana gelmen için çok geçmen yer geçmen lazım. Nasıl geleceksin? Aynı bunun gibi Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları var. Herkesin canını kafirin Azrail Aleyhisselam almıyor ki. Kim alıyor? Yaverleri alıyor. Ona Azrail gelse öpte başına koy. Usta bu işi biliyor. Peygamberlerin ve büyük zatların eğilim anı şeyini alıyor.
Onun şeyi gelecek, yaveri çırağı, kalfası. Kafir olan canı nereden alacak? Burnundan mı çıkartacak? Kulağından mı? Ağzından mı? Özür dilerim, kıçından mı? Nereden onu alacaksın? Nereden alacak ya? Koltuktan mı? Nereden çıkartacak? İlk defa öğreniyor çocuk. Azrail çocuğu. Nasıl çıkaracak canını? Çırak. Daha öğrenmemiş. Yapa yapa öğrenecek. Şimdi düştü bir tane çırağın eline Azrail. Can alıyor şimdi. Ha işte anlattıkları o işte. Oku, sokacak, kesecek, buranı parçalayacak, çıkmıyor. Lan kulaktan çıkmıyormuş ya. Burundan çıkarmaya çalışacak, çıkmıyor falan. Ağzından, her başka yerden çıkacakmış bunu. Azrail aleyhisselam öyle diyor ki, ya, sen arabayı tamire kime götürür? Ustaya mı, çırağa mı? Ustaya. Azrail aleyhisselam bu işin ustası. Azrail aleyhisselam geliyor, tak diye götürüyor. Hiç bir yana sonra şey yapmadı. Ötekisi orayı kesiyor, burayı kesiyor. Yani eşi beceremeyen tamirciye verirsin ya. Orayı bozar, burayı çıkarır, orayı kırar, orayı bilmem ne yapar. Öyle değil mi? Çırağa düştünüz mü? O işte kötü ya. Anladın mı? Öyle pat diye herkese öyle Azrail gelmiyor. Nerede? Azrail aleyhisselam peygamberdir meleklerin ya. Peygamber gidip salağa mı gelecek? Ona gönderecek çıran git dedi ya. Efendim ben bilmiyorum. Öğrenirsin yap işte. Bir yerinden çıkar. Nereden çıkartıyorsun? Adam atlı tip gibi her tarafı belini, kıçını, kafasını, kolunu her tarafı kesecek. Ulan oradan çıkmıyor, buradan çıkmıyor. Deneye deneye bir yerden çıkartacak işte. Acayip bir şey ya. Tabii ki Azrail gelmesi de iyi değil mi? Usta da arabayı gidip de çırağı ver. Sen şimdi ya kasap bey sen çok et kestin. İyi ameliyat yapıyorsun. Sırrı çok kestin. Benim de kafamda bir damar sorunu var. Beni ameliyat yapar mısın der misin ya? O da et kesiyor diye. Ha işte böyle bir şey. Kasaba gidip de nöroloji doktoru zannedip de damar ameliyatını yaptırmak gibi olur. Ama kafada sorulan nöroloji profesörüne gelirse tak diye 10 dakikada bitiriyor. Azrail aleyhisselam böyle ustadır. Azrail aleyhisselamın eli falan hep çok yatkındır. Tak tak işi götürüyor dokunmadan. Tamam mı? Hiç böyle düşünmemiştin değil mi? Tabii ya. Usta adam. Usta adamın ders yapması, usta adamın Kur'an okuması, usta adamın efendim kim ilmi almakla anlatması değil mi? Farklıdır. Her şey usta, usta. Peki. Demek ki mevt ölüm yalnız böyle parçalanma kanser gelmiş. Lan gelse ne olur? Ciğer kanseri, kafa kanseri değil ki. Kafa niye ölüyor? Saatimiz ne kadar oldu? Bir saat oldu değil mi? Bakayım. Ben sizi sıkmayayım. Dur bakayım. O 42 dakika olmuş. Biraz da gideyim keseyim. 50 dakika yapayım. Mevt yalnız tarif ve sönmek değildir ki esbaba verilsin. Ha tabiat alsın. Şimdi korkuyu da anlatayım tamam. Hayvanlar niye ölümden korkmuyor dedik? Geleceği düşünemediği için. Geleceğe de geçme, aklı yok. Peki, demek ki korkunun kaynağı akıldır. O zaman akla doğru bilgi verirsek akıl korkmaz. Ölümün kendisi korku değildir. Hani roketin kafasına bomba koyarsın ya. Şimdi ölümün kafasına korku koyuyoruz. Korku ayrıdır, ölüm ayrıdır. Ölüm korkusu, açlık korkusu, parasızlık korkusu, ihtiyarlık korkusu, deprem korkusu, sel korkusu. Hepsi farklıdır. Ama sonunda ne var? Korku. Ölümde korku yoktur, biz ekliyoruz. Ölüm korkusu, deprem korkusu, açlık korkusu, parasızlık korkusu. Korku biz ekliyoruz, ölümde korku yok. Korkuyu hallettin mi ölüm, aynı çocuk ölmesi, ağaç devrilirken ağaç bir şey korkmaması, sığır, çocuk, deli aynı. Deliye desen ki ölüyorsun. Ölüm ne demek hiç? İyi öleceksin. Anlatabilir miyim korkuyu bak ne olur rica ediyorum ya. Sığırcığım biraz ölümden korkar mısın? Veya deli. Deli Hasan diyorlar. Tamam bak öleceksin. Anlatabiliyor musun deliye? Ne olur biraz korksana ya. Rica ediyorum ya. Bir gram ya. Korkar mı? Korkmaz. Niye? Aklı yok. Ha, korku demek akıl. Peki korkunun kaynağı neydi? Üç tane sebep saydım. Bir, kendine sahipleniyorsun. Kendine vücut rengini verme. Adem'e düşersin. Senin değil. Bir, demek ki Allah'ın malına sahiplenmekten korku olur. Allah'a teslim edersen onu göre kullan. İki, Azrail'i tanımıyoruz.
3. Kabiri, ahirete inancımız, yani orası buradan daha harika, daha mükemmel olduğuna inarsak gene korkmayız. Ha demek ki ölümde korku yok, ekli yapıyoruz. Parasızlık korkusu, ihtiyarlık korkusu, açlık korkusu, ölüm korkusu. Ektir bu, ek. Ayrı bir şeydir. İkisi ayrı bir şey. Ölüm ayrıdır, korku ayrıdır. Onun için ölüm korkusu biz ekliyoruz cehaletimizden. Ölüm çok güzeldir. Korkuyu bu tarafa al, ölüm hiçbir şey. Doğmak kadar bir şeydir. Aynı şeydir. O kadar bir şeydir. Anladık mı bunu? Ha, o zaman korku aklidir. Haf kalbidir. Yani korku şeyimiz temeli geleceği izah edememekten kaynaklanıyor. Elemin olan keşke yapmasam, keşke kuştan kaçmasam, keşke kursta bu kadar insanlar kaldı, ben de kalsam. Buna zamanımı değerlendirmedim. 30 yaşında, 20 yaşında olunca öyle diyeceksiniz ya. Demeyeceksiniz inşallah da. Hoş o. Hani farz-ı muhal, kaçanlar için diyorum. Ne diyecek? Keşke. Peki o adam, o kaçan geleceği nasıl güzel bakabilir ki? Geçmişi kötü geçmiş. Ya benimki geçmişim çok kötü, rezil kepaze, namaz yok, oruç yok, Kur'an yok, dava yok, ders yok. Geleceğe ümitliyim. O zaman delidir bu. Kafadan eksik bu. Ama geleceğim elhamdülillah çok iyi. Aynısını Allah verecek. Allah bana güzel hayatı vermek istemeseydi geçmişimi güzel yapmazdı. Değil mi? Allah vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Sırınca bana geçmişimi verdiğine göre onun devamı olan ahireti de verecek diye böyle ümitle bakar. İnsanı canlı tutan ümittir. İnsanı öldüren ümitsizliktir, yeistir. Tamam? Demek ki korku ektir. Burada kesiyorum. Her pazartesi psikoloji dersi yapacağız. Şey böyle imani. Bir hafta bunu yapacağız. Bir hafta fıkıh. Hafta içi karabağlıdır. Hafta sonu 2-3 tane çocuğu burada kalmıyor. Aşağıya takanlar yatamıyorlar. Vesvese oluyor galiba. Su içmeye dahi çıkamıyorlar. Kapıyı dahi açamıyorlar. Niye? İşte bizi takip ediyor. Şimdi şuradan bir şey çıkıyor. Ondan bana bahsedeyim diyorsun. Ha, bunu ne yapıyor? Bak şimdi. Aklın bir aptallığı var. Akıl. Akıl. Akıl bir aletmiş. Bu gözlük alet değil mi? Ben bununla bakıyorum değil mi? Peki bu gözlük Müslüman mıdır? He? Yok. Kafir midir? Yok. Nedir bu? Alettir. Takarım, bakarım. Öyle değil mi? Akıl aynı böyledir. Ne niyet ederseniz onu düşünür. Yani akıl düşündüğünüze malzeme üretiyor. Diyorum ki, ey akıl, ahiretin ispatını istiyorum senden. Araba kullanıyorum. Ben yapıyorum ha, defter burada. Akla diyorum ki, araba ben kullanırken veya birisi şoförüm var yanımda, defter önümde. Ey akıl, öldükten sonra dirilmeye ait bana bir güzel bir mantık bul. Böyle bırakıyorum. Bırakıyorum, dalıyorum, etrafı seyrediyorum, araba gider. Tak bana getiriyor. Ha, niçin bunu anlattım? Akıl bir alettir. Ne eline verirseniz onu düşünür. Siz korkuyu eline verirseniz onun detayını hesaplar. Aha geliyorlar, oradan çıkacaklar, buradan şey yapacak. Hiçbir şey yok. Kim imal ediyor? Aklımız imal ediyor onu. Hakikatta öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Peki olsaydı mesela, korktu falan. Lamba yak bakın, anne ne oldu? Hakikaten ya. Bu peki maskaralık değil mi? Hiçbir şeyden korkulur. Hiçbir şeyden korkulur mu? Lamba yaktık, ne oldu, korktun şey? Yok. Aynı. Lambayı yak. Yakma eşit. Ben 6 ay dağda yattım. O uyku turunun içinde. 98'de. 6 ay dağda yattım. Hiç bende gece korkusu öyle bir şey yok zaten. Böyle bir korku da tuhafıma gidiyor yani. Bu korku ne demek yani? Gece korkmak. Allah'a canım. Ha demek ki kim imal ediyor? Bakın bir daha söylüyorum. Akıl bir alettir. Ona soru soruyoruz. Korkuyorum. Akıl diyor ki korkuyor musun? He. O akıl hemen üretiyor. Tabii ya diyor, oradan gelecekler, buradan çıkacaklar, tavandan çıkacaklar. Zıkkı mı ki görecek? Hiçbir şey yok. Akıla ne bilgi ve şey, isterseniz onu verir size. Bir daha söylüyorum. Akıl bir depolu alettir, çalışma.
arabanın direksiyonu gibi meyhaneyi de çevirirsin, camiyi de çevirirsin direksiyonu. Akla diyorsun ki, ben korkuyorum. Tamam, tabii korkman lazım diyor, korkman gerekiyor da şu bir sürü. Akla şunu söyle, ben korkmuyorum. Tabii niye korkacaksın? Buralar melaikelerle dolu. Allah'ın rahmeti burada. Bu dershane, yani bizim görmediğimiz ruhaniler, erva aliyeler koruyor. Akıl bunları sana söyleyecek. İlk önce ama şunu diyeceksin. Ben korkmuyorum. Akıl diyecek ki tabii ki korkmaman lazım. Çünkü diyor burada bir sürü şeyler var. Çünkü burada Kur'an okunuyor. Burada melaikeler var. Burada mesela akıl sana diyecek ki çiçek koy cama ne gelir? Arı gelir. Pislik koy ne gelir? Sinek gelir. E burası günah ortamı değil ki kötü ruhlar gelsin. Kur'an okunan yere kötü ruh gelebilir mi? Bu kanuna zıt. Bu kanun ilahi zıt. Yani bir baktı ki dumanın içerisine bal arıları gelmiş. Ulan dumanın içerisine bal arısı gelir mi ya? İnsan pisliği, gübrelerin içine arı gelmiş o eşeliyor. Öyle bir şey olur mu? Arı nerede olur? Çiçekte olur. Sinek nerede olur? Pislikte olur. Burası pislik mi? O zaman arı gelir buraya kardeşim. Sineğin ne işi var? Çünkü niye? Haberiniz yok. Burada hep bekçiler var. Ruhani bekçiler var, maneviyatlar var, melekler var, Kur'an var, Risale'nin hakikatleri var, enerji var, hepinizin ruhaniyatı var, benim ruhaniyatım var. Kalkaya, ruhaniyat şu, benden, sende korku çıkmıyor mu şu anda, korkun yok mu, koku? Var da kokuyor. Herkes, ha onun gibi ruhaniyat çıkıyor sizden, enerji. O sizin, enerji sizi koruyor. Bir daha söylüyorum, koku sürünseniz, ondan sonra kesiyorum, koku sürünseniz, kapıdan girerken diyebilir misin? Ey koku, ben içeriye giriyorum, sen burada kal. Olur mu? Olmaz. Ha maneviyat da böyle. İnsanın nasıl teri, insanın nasıl sıcaklığı, sürdüğü koku, nasıl insanı takip ediyorsa, sizin okuduğunuz kitap, okuduğunuz Kur'an sizi takip ediyor. Bu maneviyattır. Maneviyat dalga dalga. Şöyle bir metre çapında. 2, 1, 3, 5, 7. Herkesin maneviyatına göre... Tamam mı? Çap. Mesela bazısı var, bir metre çapında hiç kimseyi sokmaz. Bazısının 3 metre, bazısının 7, 1, 3, 5, 7, 9. Acayip. Tamam mı? Yerleri konuşuyor. Şişt ne korkuyor? Onların korkusunu yesinler. Sabah akşam senden korkuyorlar ya. Ulan bu Kur'an öğreniyor ya. Allah Allah ya. Ulan başımıza beşer. Şu zaten binanın şu kat var ya, şu binanın en az çevresinde, şu binanın dışında, 7 metre dışında kimse giremez. Kötü ruh. Asla. Bu kanun ilahi. Giremez yani. Öyle bir ruh giremez. Nasıl girecek? Şöyle düşün. Burada güneş vuruyor, tamam mı? Fakat orada buz var. O güneş altında buz olur mu? Ocağın üzerinde buzu tutabilir misiniz? İşte Kur'an'ın, mananın güzellikler güneş gibidir. Kötülükler buz gibidir. Erir gider. Duramaz. Onların sırrını biliyor. Bak bu abiniz itimat edin. Şeytanın, kötü ruhlar, onların sırrını biliyorum. Diyorum ki size, sizin imanınız size asla kimseyi yanaştıramaz. İman seni koruyor. Tabii ya, iman olmazsa ben dağda nasıl kaldım? Ömrüm dershanelerde tek kalıyoruz. Daha yeni yeni şey insanlarla. Tepecik'te kaç sene ben Tepecik şu ileride Tepecik'te. 1983'ten 86'ya kadar tektim. Tek ya sene. O zaman da kimse yoktu mahallede. Keyif de alıyordum. Tabii sizin tepeci ne orada? Sen tepecik değil mi? Tabii ya. Ya olur mu ya? Sizin dağ gibi. Güneşin karşısında buz durabilir mi? Sizin imanınızın karşısında kötü ruh duramaz. Böyle bilim böyledir. Peki. وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات